huzurunu bozmak istiyorsa, kim bu ülkede çocuklarımızın yarın güzel bir gelecekte, aydınlık bir gelecekte yaşamasını engellemek istiyorsa, bilesiniz ki onları yediği yerin yedi kat dibine gömmek milletimize boynumuzun borcudur, borcudur, borcudur. Kıymetli hemşehrilerim, ben sizin evladınızım. Bugün Türkiye'de eğer demokrasi olmasaydı, eğer 50 gramlık oy pusulasının kudreti ve kuvveti olmasaydı, bizim buralarda milletin hizmetkarlığını yapabilmemiz mümkün olmazdı. Okuttuğunuz çocuklar gibi burada okuduk biz. Büyüttüğünüz evlatlar gibi burada büyüdük. Bu ilçenin sınırları içerisinde ilkokulumuzu, ortaokulumuzu, lisemizi, üniversitemizi İstanbul'da okuduk. Benim memleketim potansiyeli büyük bir memlekettir. Güçlü bir memlekettir. Herkese imkan sağlayan, herkesi kucaklayan, demokrasiyi iliklerine kadar işleten bir memlekettir. Ve bütün bunları gerçekleştirmeye çalışırken bu memleket bir taraftan büyük gailelerle karşı karşıya kalmaktadır. Darbeler, ekonomik saldırılar, sağ sol, Türk Kürt, Alevi Sünni, başı açık başı örtülü, laik dindar, 10 yıllardan beri ilerlememizi, zenginleşmemizi, benim biraz önce anlattığım bu ülkenin evlatlarının, bu ülkenin geleceğine aydınlık bir tablo çizmesini engellemeye çalışıyorlar. 10 yıllardan beri bu ülkede başbakan astılar, bu ülkede bakan astılar, bu ülkede evet anarşi olaylarını körükletip